Geleceğin ne olduğunu bilmiyorum. Ne istemem gerektiğini de bilmiyorum. Liseden sonra 6-7 yıl harcadım. Sırf kendimi hazırlamak için. Müşteri hizmetlerine sekreterlik, satıcılık, çeşitli işler. Sefilce bir yaşam biçimi. Varoluş bu. Sıcak yaz sabahlarında metroya binmek. Yaşamın tamamını depodaki malları sayarak ya da telefonlar ederek veya alım-satım işleri yaparak geçirmek. Bütün arzun gömleğini çıkartıp kırlarda dolaşmak olduğu halde senede iki haftalık bir tatil için 50 hafta çile çekmek ve daima bir başkasını geçmek için yarış ve daha neler. İşte geleceği güvence altına almanın yolu böyle. Savaş öncesi evi terk ettiğimden beri 20 ya da 30 iş değiştirdim. Hepsi de aynı kapıya çıktı. Bunun farkına da yeni vardım. Nebraska'da çobanlık yaptığım sırada. Öncesi Dakota'da, Arizona'da, şimdi de Texas'ta. İşte eve gelişimin nedeni de bu. Çünkü sanırım bunun farkına yeni vardım. Şu çalıştığım çiftlik şimdi orada ilkbahar. Bir düşünsene. 15 tane yeni tayları oldu. Yavrulamış bir at ve yeni doğmuş bir tay. Göze bu kadar hoş gelen ve insana umut veren bundan daha güzel bir görüntü olamaz. Hem şimdi oralar serindir de. Teksas şu anda serindir. Orada bahar başlamıştır bile. Ne zaman bulunduğum yere bahar gelse içime bir karamsarlık kaplar. Tanrım, bütün çabalarım boşuna. Bir yere vardığım yok. Ne halt ettiğimi anlamıyorum. Haftada 28 dolar karşılığında atlarla oyalanıyorum. 34 yaşındayım. Artık geleceğe daha ciddi hazırlanmalıyım. İşte böyle zamanlarda koşarak eve dönerim. İşte yine buradayım ve ne yapacağımı da bilmiyorum. Yaşamımı boşa geçirmemek için ne kadar çaba sarf etsem de buraya her gelişimde anlıyorum ki bütün yaptığım yaşamımı boşa geçirmekten ibaret. Kafam fena halde karışık. Belki de evlenmeliyim ya da bir şeye bağlanmalıyım. Belki de benim sorunum bu. Evlenmedim, bir işim yok. Ben sadece bir çocuk gibiyim. Sen yaşamından hoşnut musun, happy? Başarılısın değil mi? Durumundan hoşnut musun?